Ünlülerin diyetisyeni Selahattin Dönmez, pek çok ismin sadece bir haftada 4 kilo verdiği mucizevi diyetin formülünü Magazin 8'e açıkladı. Ama hızlı kilo vermenin inceliklerini tıkır tıkır kilo verebilecek bir düzene girmeliyiz. Sadece 7 günde 4 kilo yağ yakmak için hangi yöntem izlenmeli? 4 kilogramı yağdan vermek için... Hangi besinler kilo verme sürecini kısaltıyor? Vücut yağ yakma hızını 2 kat daha fazla arttırıyor. Ünlü diyetisyen Selahattin Dönmez, 7 günde 4 kilo verdiren mucize diyetin formülünü Magazin 8'e açıkladı. 7. günün sonunda tam 3 ile 4 kiloyu mis gibi verirsiniz. Önemli olan zayıflamak değil, yağları yakmak. Çünkü zayıfladım sanıp yağ yakmak yerine vücuttan suyu atanlar 3-5 gün sonra eski kilolarına dönüyorlar. Son dönemde zayıflamak elbette herkesin istediği bir şey, ancak yağ yakmak istiyor bireyler. Artık kas kitlelerini korumak istiyorlar ve çok bilinçlendiler. Asıl amaç zayıflamak, ama zayıflarken sağlığı da tehlikeye atmamak. Sağlıklı ama hızlı kilo vermenin inceliklerinden bahsetmek istiyorum. Fazla kilolarınızdan hızla kurtulmak istiyorsanız ünlü diyetisyen Selahattin Dönmez'e kulak verin. Vücudumuzda ne yersek gerçekten yağ yapıyor, onu bilmek gerekiyor. Bir, saf şekerler, beyazlatılmış yani rafine edilmiş tüm tahıllar, pirinçten tutun beyaz makarnaya kadar, sofra şekerinden tutun bunlarla hazırlanmış bütün yiyecekleri yediğinizde zamanla kilo alma hızınız artıyor ve metabolizmayı yavaşlatan yiyecekler bunlar. İkincisi de yağ yediğiniz zaman vücudunuz yağlanır. Bunlar nedir? Tereyağı gibi, kaymak gibi, krema gibi. Oda ısısında gördüğünüzde katı ve beyaz formda hafif sarımtırak olan yiyeceklerdir. Demek ki yağ hücrelerini yok etmek için önce kaynaklarını kesmek gerek. Şimdi gelelim asıl konuya. Yediğimiz her yiyecek bizim kilo almamıza neden oluyor ise, o zaman öyle bir plan yapmalıyız ki bunlardan arındırdığımızda da tıkır tıkır kilo verebilecek bir düzene girmeliyiz. Bir haftada 4 kilo yağdan vermek çok kolay diyor ünlü diyetisyen Selahattin Dönmez. Sadece birkaç ufak noktaya dikkat edilmeli. Bir haftada 4 kilogram ciddi bir rakamdır. 4 kilogramı yağdan vermek için ilk kural, lütfen 3 tane ana öğün, 1 tane ara öğün yapın. Bakın, bu sisteme harfiyen uyarsanız bir haftada tam 4 kilo yağdan kaybedersiniz ki bu bir beden incelmek demek. Bunun öğünleri de şöyle planlayın. Bir kahvaltı öğününüz olsun, bir öğle öğünü, bir ikindi ve bir akşam öğünü. Ve bunların arasında da en az 4 saat bırakmaya özen gösterin. Çünkü vücudumuzun yağ yakma kapasitesi ancak 4 saatlik aralarda olur. Kahvaltıyla başlayalım o halde. Kahvaltıyla başlayın. Uyandıktan sonraki ilk 1 saat içinde de kahvaltınızı bitirmiş olun. Ve böylece vücudu yağ yakmaya hazırlamış olursunuz. İlk 3 gün bir sebze diyeti uygulamalarını tavsiye ederim izleyicilerimize, bir hafta 4 kilo yağ kaybedebilmek için. Kahvaltıda küçük bir parça, böyle lokum kıvamında, yumuşak formda, lezzetli bir peynir. Yanına küçük bir ince dilim tam buğday ekmeği. Eğer peyniri ekmekle yemez iseniz ya da ekmeğin yanına bir proteinli yiyecek tüketmez iseniz, verdiğiniz kilonun daha çoğunu sudan ve kastan kaybedersiniz. Yanına bol domates, salatalık, biber çeşitleri. Bakalım öğle menüsünde ne var? Öğle öğününüzde ve akşam öğününüzde yiyeceğiniz şeylerin cinsleri farklı olabilir sebze olarak, ama bir küçük tabak sebze yemeği ve bir küçük kase yoğurt tüketin. Yanına da bol salata. Öğle ile akşam arası geçmek bilmez. İnsan en çok bu zaman diliminde acıkır. O zaman ikindi kahvaltısına ne dersiniz? Bu arada da ya 3-4 tane ceviz, ya 10-15 tane fındık ya da fıstık veya bir orta boy taze meyve olarak bu 3 günde çeşitlendirerek tüketebilirsiniz. Haftanın ilk 3 gününü geride bıraktık. Zaten 4. güne ulaştığınızda 2 kilo çoktan gitmiş olacak. Daha sonra bir gün mutlaka karbonhidrat diyeti yapmalısınız vücudunuzun yağ yakma moduna geçirebilmeniz için. Bu karbonhidratın ana kaynağı integral makarna ya da kepekli makarna olmalı. Kahvaltıda bir yumurta, yanına sadece maydanoz. Daha sonra öğle öğününde 4-5 kaşık domates soslu makarna ve yanına salata. İkindi öğününüzde 1 su bardağı ayran ve akşam öğününüzde yine 4-5 kaşık makarna, domates soslu ve yanına salata. Makarnayla diyet mi olurmuş demeyin. 3 günden sonra bunu uyguladığınızda vücut yağ yakma hızını 2 kat daha fazla arttırıyor. 7 günde 4 kilo yağ yakmak için son dönemece girdik. Bakalım son 3 gün soframızda neler olacak? Ve daha sonra ise yüksek proteinli taze meyve diyeti yaparsanız
7. günün sonunda tam 3 ile 4 kiloyu mis gibi verirsiniz. Son olarak yüksek proteinli taze meyve diyetinde neler yenecek onu öğrenelim. Bu diyetin de özelliği şöyle: kahvaltıda bir yumurta, bol baharatlar, özellikle zerdeçal kullansınlar. Zerdeçal hem karaciğeri korur hem yağ kitlesini vücudun azaltır. Metabolizmayı da hızlandırır. Yanına bol taze biber. Eğer acı olanlarını kullanırlarsa daha iyi hızlı kilo kaybederler. Daha sonra öğle ve akşam öğününde ise beyaz et. Beyaz et olarak da önerim balık olabilir ki balık mevsimi yaklaşıyor. Lezzetli balıklar var. 100 gram kadar balık, yanına bol salata. İkindide de bir orta boy taze meyve. Son bir uyarı. Bu diyeti uygularken kesinlikle light kategorisinde bir içecek tüketmelerini önermiyorum. Sadece doğal maden suyu ve bu diyet boyunca açık siyah çay veya ıhlamur tüketmelerini tavsiye ederim. Ihlamur çok iyi toksin atar. Açık çay da zaten geleneksel bizim yemeklerden hem zevk almamızı sağlayan hem de günlük sıvı ihtiyacımıza yardımcı olan lezzetli bir içecektir.